Herkese merhabalar, ben Gizem. Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bugün size manolya tohumlarını nasıl çimlendirdiğimizi anlatmak istiyorum. Ben bu tohumları İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin bahçesinden Ekim ayının başında toplamıştım. Siz de Ekim ve Kasım aylarında mahallenizde sokakta gördüğünüz manolya ağaçlarından tohum toplayabilir ve çimlendirmeyi deneyebilirsiniz. Manolya tohumlarını çimlendirirken bilmemiz gereken şey bu tohumlarda bir çimlenme engeli olduğu. Bunu farklı farklı tohumlarda görebiliyoruz. Bu yüzden bazı tohumları asitle aşındırmak, bazılarında soğuk katlama yapmak, bazılarında sıcak katlama yapmak, bazılarında ise tohum kabuğunu zedelemek gerekebiliyor. Manolya'da da soğuk katlama yöntemini tercih ediyoruz. Tohumları güzelce böyle görünürken, turuncu turuncuyken toplayıp çok da erken hareket etmemenizi öneririm. Topladıktan sonra 3-4 ay boyunca en az buzdolabında bekleteceğiz. Soğuk katlama uygulayacağız. Sebzelikte ya da buzdolabının kapağında tutabilirsiniz. Ardından ilkbahar aylarında tohumları çimlendirmek üzere tohum yatağına alabilirsiniz. Bu soğuk katlama dönemi gerçekten manolya tohumları için çok büyük önem arz ediyor. Ben de geçtiğimiz sene boyunca bu tohumları çimlendirme işlemlerini denedim. Bu sene de size anlatmak istiyorum. Sağda solda görürseniz kesinlikle kaçırmayın. Tohumlarınızı böyle çıkardıktan sonra yapmanız gereken şey etli kısmından kurtulmak olacak. Bu kısımdan kurtulmak için oda sıcaklığında 1-2 gün kadar beklemeniz gerekecek. Güzelce toplayıp temizledikten sonra oda sıcaklığında bir suyun içerisine alıp bekleteceğiz. Bu süreç biraz böyle tatsız bir süreç olacak. Çünkü biraz kötü bir koku olacak. Ama bu etli kısım bizim için kesinlikle kurtulmamız gereken bir kısım. Eğer bunu iyice ayıramazsanız tohumlarınız soğuk katlama esnasında çürüyebilir, küflenebilir. Bir kavanozun içerisine oda sıcaklığında su koyun. Tohumlarınızı içerisine atın. Cumbur cumbur diye böyle cumburlop diye sesler gelecek gerçekten. Çok eğlenceli, bir de çok güzel görünüyorlar suyun içerisinde. Ben en çok bu aşamadan sanırım keyif almıştım. Böyle onlarca da fotoğraf çekmiştim. Aynen böyle. Şahane görünüyor gerçekten. Birkaç gün sonra tam da böyle görünecek. Bulutlu, kötü kokan bir görüntü olacak. Şimdi daha tatsız kısmına geçiyoruz. Ve elimizle tek tek tohumlarımızı boşaltıyoruz. Yani o etli kısmından kurtuluyoruz. Böyle sıktığınız zaman zaten kolayca kurtulabilirsiniz. Hepsini yapıyoruz. Güzelce yıkıyoruz. İyice temizledikten sonra katlamaya alacağız. Normalde dere kumu kullanılıyor genellikle soğuk katlamada ama bende Hindistan cevizi torfu ve normal torf vardı. Zaten bir deney olduğu için bu ikisini de denedim. Tohumları güzelce böyle kapaklı bir kabın içerisine yerleştirin, yatırın. Üzerine biraz daha materyalinizden dökün. Dere kumu olursa gerçekten çok iyi olur. Üstünü güzelce nemlendirin. Nemli olması bizim için önemli ve soğuk yerde olacak. Üzerine kapağını kapatıyoruz, etiketini yazıyoruz, buzdolabına kaldırıyoruz. Çıkarıp bakmamız da çok önemli. Çünkü küflenme yaşanabiliyor. Güzel temizlemezseniz de küfleniyor demiştik. Aynen burada olduğu gibi 10 Kasım'da açıp baktığımda torfun içerisine koyduğum manolya tohumlarının bu şekilde küflendiğini gördüm ve Hindistan cevizleriyle devam ettim. Mart ayına geldiğimizde Hindistan cevizi torfu içindekilerinin böyle minik minik çimlenmeye başladığını gördüm. Çok keyifli bir süreç gerçekten bu, biliyorum. Çok uzun sürüyor. Arada çıkarıp bakın buzdolabında. Böyle çimlenmeye başladığını görürseniz tekrar buzdolabında tutmaya devam etmeyin. Yani tohumunuz uyandıysa mutlaka ekimini yapmalısınız. Güzel drenajı olan, işte böyle perlitli, içerisine kil bilyesi ekleyebilirsiniz. Torf ekleyin. Güzel, iyice hem nemli tutacak. Çünkü nemli de olmasını istiyoruz tohumların çimlenme esnasında, biliyorsunuz. Hem de drenaj sağlayacak. Bir karışım yaptıktan sonra tohumlarınızı bunun içerisine ekebilirsiniz. Tohumları ekerken çok önemli, tohumların ekimini yaptıktan sonra üzerine çok fazla bastırmayın. Ben bu videoda birazcık bastırıyorum ama daha sonra hocalarımdan öğrendim ki pek bastırmamak gerekiyormuş. Sadece tohumların boyunu bir tohum boyu geçecek kadar üzerine malzememizi örtüyoruz, toprak karışımımızı. Ardından böyle güzelce ıslatıyoruz, nemlendiriyoruz. Çünkü tohumlar çimlenirken nemlendirmek gerçekten çok önemli. Nemlendirmezseniz ne olur birazdan size göstereceğim. Etiketimizi takıyoruz ve ben bunları Mart ayında balkona koymuştum.
Nisan ayına geldiğimizde çektiğim bu time lapse videosunda göreceksiniz. İnanılmaz bir şekilde minnoş minnoş, yani 1,5 ay içerisinde uyandılar ve işte ilk yalancı yapraklarıyla kafalarını kaldırdılar. Şahane görünüyor. Sizin ortamınıza göre bu süre biraz daha uzayabilir ya da kısalabilir. Bu dönemde nemli tutmak çok önemli. Eğer nemli tutmazsanız, aynen burada gördüğünüz gibi 3-4 yaprak olduktan sonra güzelce böyle eğilirler ve çok tatsız görünürler. Doğru düzgün sulamak önemli. 4-5 yaprak olduktan sonra da artık şaşırtma işlemi yapmak lazım. Benim gibi şaşırtmayı ve sulamayı unutursanız burada gördüğünüz gibi kuruyacak. Bunu buraya özellikle eklemek istedim çünkü 1 yıllık emeğim gerçekten maalesef çöpe gitti. Denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.